Sadece Hristiyanlık ve kilise üzerinden yürüme yanlış demiş Faruk. Sanki diğer dinlerdeki din adamları pek çok mıydı? Örnekler ya onu söyle. Ya verdim zaten. Ya aziz kardeşim. %31'iyle en kalabalık topluluğu. Ya arkadaş olay şu. Yani. İnsanın olduğu her yerde sapkınlıklar olur. İnsan utanıyor bunu söylerken. Yani şimdi diyelim ki Vatikan'da papaz bu işleri yaparlar. Biz antisemitizm, anti-Hristiyanlık falan veyahut da herhangi bir dine karşıt bir görüşte değiliz bu programda. Ya şunu söylüyorum. Burada yalnızca dinlerde neler olmuştur, geleceğim. Olmamıştır ya onu konuşuyoruz. Ya ben bunu kurumsal alandaki Vatikan'ı konuşuyoruz. Yoksa ya Türkiye'de cemaat... Hayır şimdi şunu mu söyleyecek ya söyleyen arkadaş? Türkiye'de... Engizisyon'da o kadar insan, 60 milyona yakın insan öldürüldü. Bakın 60 milyon rakam. Ya şimdi Türkiye'deki dini kurumlarda böyle bir şey olmaz diyebilir misin? Orada da olur yani. Canım, her gün oluyor. Ya her gün oluyor. Yani çok, istismarlar yani. Bir şey söyleyeyim. Sapık kardinal olur da sapık şeyh olmuyor mu kendi şehirinde? Sapık mısın? Efendim priest oluyor da sapık imam olmuyor mu? Oluyor. Türkiye'de de oluyor. Hani bunların oranlarını bilmiyoruz. Ben bunu söylerken Türkiye'de yani İslam dünyasında dini temsil eden adamlar arasında böyle bir şey olmaz demiyorum. Bizim karşı çıkacağım şey şu. Her yerde normal eğitim sisteminin her içinde de sapık hocalar çıkar. Fakat tamam, evet. Burada seküler bizim, kurumlarda peki, da peki neyi eleştireceğiz biz? Sapık çıkmasını sapı eleştirirsin. Sapık çıkmasını eleştirirken şuna bakmak lazım. Nasıl bir sistem var ki o sapı ortaya çıkartıyor, besliyora bakmak lazım. Ha şimdi burada işte eleştirecek bir nokta var. Katolik lisesinde Tanrı'yı yeryüzünde temsil ediyor şeklinde ona otoriteyi verince, onu eleştirmen kılınca mesela Katolik Lisesi bazı sapık rahiplerini örtbas edince ne oluyor? Siz kiliseyi eleştiremiyorsunuz bunu yaptığınızda. Yani o cemaatin bir bağlısıysa. Onu, ve siz cemaate öyle bir yücelik verdiğinde oraya... Dinsel koruma sağlıyorsun hocam. O problem da, o yani. O kendisine öyle bakılınca bir şekilde kendisinin atadığı insanların da hatasız olarak algılanmasını istediği için kendisi onları örtbas etmek zorunda oluyor. Yani buradaki sistemde onu... Hatasız kabul etmek, Tanrı'nın yeryüzünde konuşan ağzıymış gibi Katolik Lisesi'ni görmek hataların sebebi. İslamiyet'te nedir? Şimdi bizim halifelik gibi müesseseler, siyasi müesseselerde böyle atıflar olmamış. Yok böyle yok. Fakat sizin demin dediğiniz bazı şahısları Mehdi ilan edince... Hocam Abbasiler döneminde de var ama zulullah fil arz kavramı var. Zulullah ama yani Allah'ın yeryüzünde temsil ediyor biraz gölgesi. Anlamında kullanılmıştır. Yani her konuştuğu böyle vahidir falan. Şimdi şöyle Vatikan gibi böyle çok dini hocam, bir temel olmasa da bizde o tip atıflar vardır. Bizde şeyde yani. Oluyor yani halifelik müesseselerde evet. Olmasa da daha çok şeyde olmuş bu. Tarikatların içinde şeyler. Orada ne oluyor? Orada tabii. Belli kimse diyorsunuz ki mesela bu Mehdi. Mehdi demek ne demek? Hidayet erdiren demek. Şimdi bir kere Kur'an'da Mehdi diye bir şey yok. Bana göre Mehdiyet diye bir şey de yok. Ama literatürdeki Mehdi şu demek. Peygamberimizin vefatından evrenin sonuna kadar tarihte gelecek en üstün kişi. Doğru. Allah'ın özel seçtiği bir kişi. Peygamberlerin de bir kısmından üstün olacak kişi. Doğru. Şimdi siz bir kimsenin Mehdi olduğuna inandığınızda Allah'ın o kadar özel seçtiği şahısın aşağı yukarı her konuştuğunu doğru olduğunu yani vahiy değilse bile her konuştu. Allah onu o kadar özel seçmiş ki ben buna tamamen tabi olup kendimi bırakabilirim. Ben kendi aklımı kullanmama gerek yok buna teslim olayım dersiniz. Veyahut da şeyhlerin bir kısmının uydurdukları ben rüyamda Allah'ı görüyorum rüyamda peygamberi görüyorum. Değil mi? Bu ne kadar tanıdık bize bu deyimler yani şu andaki çok meşhur tarikatların önemli bir kısmının liderlerinde bu söylemler var. Bizim tarikatın lideri Allah'la görüştü peygamberle görüşüyor. Ya o adam ondan sonra bir şey konuşuyorsa bu zaten Allah'la görüşen biri, peygamberle görüşen bize söyledik yani oradan aldıklarını söylüyor diye. Şimdi bu şeyhin cinsel istismarına uğrarsanız adam der ki ben onlara işte aslında nurlandırıyorum. Ben ondan sonra bunlara aslında lütfediyorum. Tarikat ayininde yanmasınlar diye onlara bu cinsel istismarı yapıyorum. Ben aslında ona iyilik ediyorum. Ben ona dokunmakla falan. Bu saçmalıkları millet yer. Bursa'da bir tane var diyor sapık mesela. Ne tabii, diyor? Almak istemiyorum. Badeci şey. Ben diyor badeliyorum diyor adam yani. Hayır o bir de badelese bir de şey diyor. Dini şey aktarıyor. Benim diyor bunu yapmamak gibi bir lüksüm olamaz. Tabii. Onlar yanar diyor. Ayinde yanar. Yani adam milleti cinsel istismar yapmış. Ben onlara iyilik yaptım diyor. Kurtardım yanmaktan diyor. Yani. Al sana sapık yani. Vatikan'daki kardinalliği sadece. Hocam buradaki bence bu tabii baştan gülünecek olay gibi gözüküyor ama dikkat ettiğimizde buradaki sorun şu. Siz o şeyhe
bir belli bir makam verdiğinizde, ne bileyim yani Allah'ın tabii, çok özel bir kulu, veli Allah'la peygamberle görüşü, bu öyle bir şey iddia etmiş mi ayrıca bilmiyorum. O zaman bunun böyle en delice izahını ya bizim kafamız almıyor herhalde, doğrudur diyorsunuz. Buradaki işte bizim eleştirmemiz gereken bence böyle nokta sapıklıklardan ziyade ve hatta insanların malına çökmelerden ziyade nokta, insanların malına çöktürten, cinsel istismar yaptıran sistem. Ne malına çöktürdü? Adam diyor ki ben diyor şu anda diyor Gavs'ım diyor. Yani nedir? Bütün alemdeki işleri ben yönetiyorum diyor. Sizin diyor şu diyor oteli diyor bize diyor hediye edin diyor. Bizim diyor bunu diyor Gavs'ın hizmetinde kullanacağız. Veya Gavs diyor ben kendi hizmetinde kullanacağım. Gavs demek Allah'ın bu şah, bu de İslam'da böyle bir Gavs diye anlatılıyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Ama öyle bir şey varsa o zaman ben Gavs'a daireyi vereyim, oteli vereyim dersiniz. Tabii ki öyle dersiniz. Şimdi demek istediğim Gavs, Mehdi, Şeyh, Veli, Asrın Müceddidi gibi söylemler bir, insanların malına çökmenin, iki, cinsel istismarın, üç, başka tip istismarların, şöhretin, makamın, mevkinin hani şeyini aracı olmuştur. Biz sistem olarak bataklığı kurutmak istiyorsak bu sistemin yanlış olduğunu anlatmak zorundayız. Yoksa